Karadeniz Ereğli, Soğanlı Yörük köyüne geldik bugün. Soğanlı Yörük köyünde asırlardır bugüne gelmiş gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına, hatta gelin almaya kadar, eskiden kalan tarım ve reçbelik aletlerine kadar hepsini burada görmüş ve el bezlerinde, dokuma bezlerine ve günümüzün dokuma tezgahlarından sergilere aktarılan ürünleri de burada görmüş olduk. Karasabanla, Karasaban evet, var. Lokumbaşı'nı duymadı. Lokumbaşı nedir abi? Ha? Lokumbaşı nedir? Lokumbaşı nedir? Her şeyi duyduk. Lokumu döken. Döken kişi lokumbaşı mı deniyor? Tabii. Lokumbaşı. Onu da öğrenmiş olduk yani. Tabii. Evet, başka neler yaparız normalde köylerde? Köyde malay. Malay. Evet. Mancar olmaya önemli olacak. Zonguldaklı olurdu, evet. Malay olmaz İkramı mı? İkramı geri çevirmeyelim. Teşekkür ederim. Buradan yaparız yanına mancar, malayın yanına. Oh, mancar. Ardına çarbası yaparız. Ayran yaparız, içine koyuyoruz oğlum. Çok güzel. Malayı. Evet, sizleme budur. Evet. Düğünümüz var. Bu düğünümüzde herkes davetlidir. Nerede? Duymadı beni. Zurnacı nerede, zurnacı? Zurnacı nerede, davulcu? Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sayın Karadeniz Bölge Komutanımız, Sayın Halk Eğitimi Müdürümüz, Sayın Basın Mensupları, değerli kıymetli Soğanlı halkı ve diğer katılımcılar. Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ilkesiyle gerçekleşen bu kursun bir parçası olmaktan gururluyum. Sevgili kursiyerlerim, dönem başından beri kararlı ve istekli çabalarımız sonucu ortaya çıkan ürünlerinizi sergilerken sizler kadar mutlu ve sizler kadar coşku içindeyim. Hepinizin bağı var, bahçesi var, çoluğu çocuğu var. Hepinizin evinde yaşlılar var. Bu kadar işin gücün arasında düzenli olarak bu kursa gelip çok güzel eserler çıkardınız. Sizler rengini bayrağından alan al yazmalı birer emekçilersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Hepinizi çok seviyorum ve hepinize gurur duyuyorum. Bu kursu, bu kursun gerçekleşmesini sağlayan Sayın Halk Eğitimi Müdürüme Doktor Metin Bozkurt'a çok teşekkür ediyorum. Sayın Muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Muhtarım gerçekten çok destek oldunuz. Yeni göreve geldiniz. Değerli mesai arkadaşlarım, Güler Hocama, Güler Müdürüme, Özlem Hocama çok teşekkür ediyorum desteklerinden ötürü. Son teşekkürümü Soğanlı halkına, yüreklerini açtılar bizlere, kapılarını açtılar. Bir şeyler ya, hocam biz ne yapabiliriz, hocam biz ne yapabiliriz? Biri sofrayı alıp geldi, diğeri sepet alıp geldi, hocam bu olur mu? Hepinize Soğanlı halkı, hepinize çok teşekkür ediyorum. Muhtarım. Bu da heyecan. Sayın Karnizon Komutanımız, Sayın Halk Eğitim Müdürümüz, Sayın Basın Mensupları, çok kıymetli köy halkımız ve saygı değer misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından köyümüzde açılan kurs, köyümüz kadınların sosyal ve bireysel becerileri artırmış. Köyümüz tarihi değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere taşınması hedeflenmiş ve bu sergi etkinliği ile köy halkın birlik ve beraberliği pekişmiştir. Kursların açılmasında, sürdürülmesinde ve sergi programının düzenlenmesinde emeği geçen başta Zeliha öğretmenime, kursiyelere ve katkılarına eksik etmeyen köy halkına ve Güler hocama, Özlem hocama şahsım ve köy muhtarlığı adına sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Sözünü Halk Eğitim Müdürümüze veriyorum. Sayın Karadeniz Bölge Komutanımız, Sayın Muhtarımız, basınımızın temsilcileri, Soğanlı İlkokulu'nun çok saygıdeğer öğretmenlerimiz ve halkımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hayat ve öğrenme kapsamında açmış olduğumuz sergimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün bizlere sunduğu iki önemli görev var aslında çok saygıdeğer katılımcılar. Bunlardan biri milli kültürün fazlasıyla yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması, geçmişimizi unutmadan geleceğe sağlam adımlarla ilerleyebilmek. Bugün bu görevi biraz sonra gezeceğimiz sergimizde ve hazırlanan etkinliklerde hep birlikte göreceğiz. Bu anlamda kurs öğretmenimize ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli köy halkımız, ikinci olarak da Milli Eğitim Bakanlığımız, yine Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğümüz aile eğitimlerini çok ciddi anlamda teşvik etmekte. Toplumun temel taşı olan ailenin yaşatılması, benimsetilmesi ve geliştirilmesi adına adımlar atmakta. Ancak ailenin eğitimi, biliyoruz ki çocuklarımız ailede başlıyorlar eğitimlerini. Ama ailedeki bireylerin aslında çocuklarımızdan önce eğitim alması lazım. Halk eğitim merkezlerimizin kurslarında da aslında bir anlamda yetişkin eğitimi yapıyoruz. Bu dolaylı olarak çocuklarımıza da olumlu şekilde, gelecek nesillerimize de çok güzel şekilde yansıtılıyor ve yansıtılmaya da devam edecektir. Bu anlamda siz değerli katılımcılarımıza, köy halkımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
okulumuzla bugün halk eğitimin desteğiyle milli kültürümüzü, değerlerimizi, geçmişimizi daha yakından tanımak, insanlarımıza da tanıtmak, hatırlatmak istedik. Bununla ilgili de okulumuzda bir halk eğitim kursu açıldı, el sanatları. Ama sadece el sanatları değil, geçmişimize ait değerlerimiz, kullanılan eşyalarımız, giysilerimiz, kültürümüz, aklınıza gelebilecek her türlü değerlerimizi biz burada köylümüze, misafirlerimize, herkese gelen herkese tanıtmak istedik. Bu amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. Katkılarından dolayı da herkese teşekkür ediyorum. Ablalar kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canlı canlı lokma döküyoruz. Evet, canlı canlı lokma döküyoruz. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Ablam da çizleme yapıyor herhalde. Evet, evet. Çizleme yapıyoruz. Çizleme ekmeği. Evet. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Bu köyümüzün, atalarımızın çizleme dediğimiz ekmeğimiz. Bunu un, su, maya ile yoğururuz. Hamurumuz 2-3 saat taştıktan sonra saçımızı yakar, kızdırıp saçın üzerine döktüğünde evet böyle rahat yayılması için bu şekil oluyor. Evet, yağlıyoruz. Evet. Tuzlusunu yapalım mı abla? Bu yağ. Tuzlu olanı yapalım mı, tuzlu olanı? Tuzlu ilk baştan atılıyor saç kızdırılırken. Öyle buna mi? Şu an yağ dökülüp evet. Yağlayıp hamurumuzu öyle döküyoruz. Evet, çizleme budur. Evet. Ölçüsü otaz. Eski atalarımızın evet. Ekmeği pek artık yapılmıyor ama yine de arada bir kere. Kış aylarında hala devam ediyor. Evet, aslında. Evet. Ben de köylü. Yani, azlamacını. Ekmek arabası diye bir şey gelmiyordu oğlum. Eskiden yoktu. Ha işte bunları her ayağına yağladık yedik bunları evet. Oğlum. Bu arada lokmalar da kızarmaya başladı. Evet. Evet, 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 evet. Çıtır çıtır. Lokmayı da yine. Lokum diyoruz biz de bazı yerlerde lokma diyorlar. Bizde de lokum deniyor da artık ben şey bunun da yumurta, süt, su, un, maya yoğurup bu da mayalandıktan sonra bolca yağımızı kızdırıp öyle kaşıkla döküp bunu düğünlerimizde, bayramlarımızda, özel günlerimizde böyle misafirlerimize ikram ediyoruz. Canımız istediğini yapıyoruz, yiyoruz oğlum böyle. Evet. Canımız istediğini yapıyoruz. Ramazan'da evet. iftarlarımızda. Mümin insanı zaten evet. Böyledir. Canı istediğinde evet. Bunu yapabilir. Ablana evet. Tavsiye ederim. Git köyüne hayatını değiştirdi. YouTube'da benim bir videom var. Seslendirmesini kızım yaptı. Köyle ilgili izlemenizi tavsiye ederim. Git köyüne hayatını değiştir diye bir başlıkta evet. Bulabilirsiniz. Yani izlemenizi tavsiye ederim. Ben de köylü çocuğu ediyorsunuz. Evet, başka neler yaparız normalde köylerde? Köyde malay.
Malay. Evet. Mancar olmaya önemli evet. Olacak. Zonguldaklı evet. Olurdu malay olmaz İkramı mı? İkramı geri çevirmiyorum. Teşekkür ederim. Karadağla yaparız yanına mancar malayın oh, yanına. Oh, mancar. Karadağın çarabası yaparız. Ayran yaparız içine koyuyoruz oğlum. Çok güzel. Malayı. Pırasa mancarı tabii. Pırasa olmaz mancarı. Olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Kazı mancarı. Evet. Yoğurtlu. Evet. Balsa da yesek. Evet. Valla siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Abla Rumçı malıyım ben. Köylü çocuğum. Hem de köylerde büyüdüm. Onlarla büyüdüm. Sabahın beşinde tarlaya gittik. Evet ekimler evet. Kurumasın diye gem yaptık erkenden ki. Evet. Bağları rahat sarabilirim diye. Evet. Rahat evet, rahat bağlayalım diye. Yani biz öyle büyüdük. Yani kara sabanla çift sürdük. Yani, evet, yaşasın köyümüz. Evet, köyümüz güzel. Oo, lokmalar doluyor. Abi bir tane daha tutuyorum bir tane. Vallahi bir tane daha tutuyorum. Buyurun, buyurun. Yani, böyle kenardan kapıyorsun abi. Evet. Kenardan kapıyorsun, daha tutuyorsun. Böyle. Evet. Afiyet olsun bir kardeşim. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Evet abicim, var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Köyümüzün adına hepinize teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler diyorum. Bizlere de ev sahipliği yaptınız. Bizlere misafir ettiniz. Rica ederiz. Özellikle sana teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Etkinlikleri çok güzel takip ediyorsun. Karadeniz'e ilgili her türlü güzelliği göstermek için mücadele ediyorsun. Toplum da bunları gerçekten izliyor. Sana teşekkür ederiz. Ablalar öyle diyorlar. Takip ediyoruz. Teşekkür ederiz abicim. Bizler de sizi takip ediyoruz. Sağ basın olarak. Sizler peşinizdeyiz. Evet ablacığım ben gene bir göz hakkımı daha kapıyorum. Alıyorum ve aldım. Sizin için yapıldı. Alın. Alın arkadaşlarımıza. Valla. Ben o konuda arsızlık yaparım. Ben alırım. Takip ederim ablacığım. Yorumlarınızı da bekleriz. Yani yorumlarınızı da bekleriz. YouTube'da, Facebook, Instagram'da. Osmanlı'da. Eşim tanıyor sizi. Osmanlı'da. Düven'den, öküz arabasından, Honduruk'tan. Yani bizler zaten biliyoruz ama yeni nesil bilmiyor. Mesela düvenle ne yapılırdı? Bununla mevcut tarlada biçilen otlar bir harman alanında dövülürdü. Dövme işte nasıl bunlara taşları kırılıp kesici taşlar takılmış bunlara. Tamam mı? Bunların önünde işte bir tane öküz veya eşek çeker. Sürekli dön babam dön o şekilde samana çevrilirdi. O zaman şöyle sorayım. O öküzün ya da eşeğin arkasına kürek tuttun mu? Ben mi? Evet. Tabii. Ben bu düvene bindim. Şeye dökülmesin diye dışkısı. Evet. Evet. Yani tabii, safa samana dökülmesin diye tam o anda kürek aynı dönem sayılır. Bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı. Son bir şey gördük ya. Evet. Bizden sonra kalmaz zaten. Evet. Mehmet konuşacak. Ben de konuşacağım. Evet. Öküz arabasına yazılmış yani. Valla. Honduruk'tan, Dakı'dan, Köstek'ten, Budak'tan, Urgan'dan, İp'ten başla. Şimdi ne söyleyeyim ki Ali Bey? Tabii biz bunu gördük. Dağdan öküz arabasından mısır götürdük, sap götürdük. Buğday getirdik. Rampa aşağı inerken köstek dediğimiz işte tekerleğin tek altına battın, çift köstek battın. Vallahi tek de attık. Soğanlı suyundan gelirken çift de attık. Soğanlı suyundan gelirken evet. Çift de attık. Hiç düştüm öküz arabasından. Öküz arabasından düşmedik ama devirdik. Tabii eski köy yollarında araba devrildi. Aynen. Evet. İpleri zaten görüyorum bunlar. Gergurganları. Aynen gergurganlarıyla işte buğday geldiğinde devrilmesin, düşmesin diye urganlar bağlanıyor. Bunların görevi budaklar açılmasın. Evet. Daha önce tahta mahta da vardı. Mısır çitle içine aktarılıp biraz şey oldu. Bunun en güzeli ekini yıldıktan sonra en üstte oturmaktı. Onu da oturdum ben. Onun en güzeli oydu. İşin aslında düştüm. Ta ki şu zaman balya olana kadar. Aynen. O balya geldi. Bizim öküz arabası bitti. Şunu söyleyeceğim. Tarımla alakalı bazı şeylerde geriye dönülmesi gerekiyor. Tarım dünyanın en büyük dumansız fabrikasıdır. Bacası yoktur ama fakat kesinlikle dumanı tüttüğünde bütün ülkeleri kalkındıracak tek varlıktır tarım. Kesinlikle haklısın. Tarım olmaz olmaz adam bir tanesi. Kesinlikle haklısın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şu kara sabana bakalım. Kara saban da herkes bilmez. Kara saban etleri bu. Evet bundan da çift sürdüm. Evet. Ben de sürdüm. Eski büyükler katlardı. Bayrağı bir şey bastıramış. Ben iyiyim yok. Ama bariye merak ettim. Abi sıkıma böyle. Nasıl çekiyorsunuz? Dönmüyor mu? Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Ne yapıyoruz onda teyze? Bulgur çekiyoruz. Bulgur. Bulgur. Evet. Bulgur çekiyoruz. Yemekte.
Yemeklik. Yemeklik, çorbalık, evet, dolmalık. Hepsini yapıyoruz. Evet. Pilavlık çok güzel. Evet. Ama bunları biliyordur. Bunlar ne zamanın gelenek görenekleri? Ne zamandan beri vardır bunlar? Kaç yıllıktır tahminen? Biz hiç dokunmadım. Annemle dokuyordu. Ama ketenin işlendiğini, böyle ipik haline geldiğini biliyorum. Biliyorsunuz. Ama kendim dokunmadım. Dokunmadınız. Ben 62 doğumluyum. 62 yaşındayım. Allah sağ ol, sıhhat versin. Amin. Annemle bunları biz yerimizden kalkınca kadar dokuma başlarlardı. Sonra bütün onlardan görüneklerimizi bezdiniz. Bizim küçüklüğümüzde. Ama dibek dövmüşsünüzdür. Evet, değirmen çekmişsinizdir. Evet. Yani öküm ben. Alman büyük öceklerle dünyadan doğuştu. Karasabanla, Karasaban. Onun üzerimizde piştik. Evet, o evet. Evet, onları dışarıda sergilemişler. Güzel. Yani o gelenek görenekler burada yaşatılmaya çalışılmış. Çok çok evet, çok güzel. Güzel ödüyorken sonra harmanlık ilişkisi çıktı. Evet. Harmanlık ilişkisi ödüyor bastı. Tarık oldu şimdi. Bizim de var. Evet. Düven de var dışarıda. Onu da koymuşlar. O da var. Öküzümüz vardı, hayvanımız bol yani. Şimdi hiç inekliğe kalmadı. Evet. Ve her taraf şehir oldu yani. Şehir, köylü şehrinin efendisiyiz ama artık köylü de şehir oldu. Hayvan da bakanlar var. Bizim ya, hayvan bakanlar var. Bakanlar da var. Bakanlar da var. Biz alır gelin bırak hayvan. Evet. Çok az, 3 kişinin aydınlığı var. Çok az, çok, çok az. Az. Yani yok ne alakalı. Tavuğumuz var, bir tek tavuğumuz var. Evet, evet. Evet, emeklerinize sağlık. Bizi ikramlarda bulunduğunuz hakkınızı helal ediyorum. Gerçekten sağ olun, var olun. Tam bir misafirperverlik örneğini sergilediniz bugün. Soğanlı yörük halkı olarak emeklerinize sağlık. Halk eğitim ailesi olarak müdürümüz arkamızda. Üretmeye devam ediyoruz. Evet, halkı bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Kurs yer, bir yer, doğru insanlar bir araya gelince lafı bunlar çıkıyor işte. Evet, çok güzel. Eski geleneklerimizi, köklerimize, tarihimize, özümüz aslında bunlar. İnsanların yüreğinde kas tutmuş gelenek ve görenekler bugün gün yüzüne evet, çıkmış oluyor. Evet. Evet, ben de Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezlerinin iki önemli görevinden bahsettim açılış yaparken. Evet. Biz çocuklarımızı eğitirken aslında eğitim ailede başlar diyoruz ama ailedeki bireyleri ihmal ediyoruz. Kurslar düzenleyerek, halk eğitim merkezi yetişkinlere yönelik kurslar düzenleyerek aslında aile, toplumun temel taşı olan ailedeki bireyleri eğitiyor. Ve böylelikle doğrudan ve dolaylı olarak da neslimize, yani geleceğimiz olan çocuklarımıza da çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Bakın bugün kursiyerlerimiz her şeyiyle bunu yansıttılar burada. Bu da çok kıymetli. Misafirperverlikleriyle, efendim giyim kuşamla, ürünleriyle, bu nakışların her birinin ayrı bir anlamı var tarihimizde. Hem de ne yaptık? Çocuklarımıza aslında bu kültürümüzü sözel olmadan, hal hareketimizle, davranışlarımızla göstermiş olduk. Buradaki temel amacımız da devletimizin bize verdiği bu görevi vatandaşımızla, halkımızla bir araya gelerek bu buluşmayı en güzel şekilde gerçekleştirmek. Bu da bugün gerçekleştirmiş olduk. Bu anlamda Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bozkurt olarak da çok mutluyum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, hocalarıma, kursiyerlerimize, vatandaşımıza böyle teşekkürlerimi de sunmak istiyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Saygıdeğer Recep Karga abicim, benim çok değerli ustam. 1998 yılında demir yoluna gelmiştim. Demir yolunda onların yanında yetiştim. Manavacı olduk, makinist olduk, barman olduk. Bir de Recep abinin köyüne bugün konuk olduk. Çok hoş geldin, sefa geldin. Teşekkür ederim. Allah tekrarını görüşmek nasip etsin. Beni Kayalı Dere'ye getirmek nasip olur mu senin için? Mehmet olmaz diyor, ben olur diyorum da. Mehmet ne bileyim ben, seni taşımak istemiyorum ben. Anladım, şimdi anlaşıldı. Sağolsun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ali'ciğim. Eyvallah. Seni tanıyamadım. Sıkıntı yok. Orada gördüğün beni, dedin ki ya Recep abi deyince vallahi tanıyamadım. Sağ ol, Allah ya, razı olsun. Köyümüze hoş geldin. 25 yıl. Yıllar önce de bankada görüştük. Evet. O zaman da tanıyamadım seni. Normaldir abi. Ama dedin ki ben Ali Atar deyince ya böyle bir şey oldu. Ali Atar
Demir yolda geldiğinde hep sanaydı abi. Çünkü hızlı mı araba gibiydim ben. İyi abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür. Allah razı olsun. Evet, biraz daha abiden dinleyelim. Hadi biraz daha. Abi, saygıdeğer formülüm. Benim meslektaşım. Bizlere emanet etti Demir yolda giderken. Ali abi, bir de adaşlarımız var. Evet Ali abi, hem senden köyle ilgili kısaca değerlendirme alalım. Bugünle ilgili. Sen bu işleri bilirsin. Valla Ali'cim. Seni... Ali Bey, seni buraya kim davet ettiyse Allah razı olsun. En azından köyümüzün örf ve adetleri ta geçmişten, ne bileyim şimdiki neslin tanıyamayacağı malzemeleri, yani köyde kullanılan aletleri toparlayıp böyle bu şekilde bizim bu etkinliği de aydınlatan öyle bir kardeşimiz gelmiş. Hoş geldin diyorum. Ali Bey, tabii canım, sen Erdemir'de de zaten çalışkan bir kardeşimizdin. Kendine laf getirtmeyen bir kardeşimizdin. Şimdi de kendi işin var. Allah selamet versin, Rabbim gönlüne göre versin. Yani köyümüze gelip de gerçekten demin söylediğim gibi, yani bizim burayı da dışa yayan, yani böyle açan bir sisteminle beraber emek verdin. Teşekkür ederiz sana Ali'cim. Teşekkür ederiz abicim. Saygılar sunuyorum. Ben de misafirperverliğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Bir şey yapamadık. Soğuk bir köyünde eşimiz dostumuz çok fazla. Kapısını çalacağımız insan sayısı fazla. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah başka platformlarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Öyle. Eyvallah.